Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi ile sizler için hazırladığımız 10. sınıflara özel yansıma ve düzlem ayna konusuyla karşınızdayım. Sevgili dostum, eğer sen hazırsan ben de hazırım. Hadi gel konumuza geçelim. Bu konuda nelerden bahsedeceğiz? Yansıma, yansıma yasaları, düzlem aynada görüntü oluşumu, düzlem aynada görüntü özellikleri ve düzlem aynadaki görüş alanı konularından bahsedeceğiz. Kullanım alanları evlerimizde kullandığımız tüm aynalar arkadaşlar düzlem ayna. Bu arada sevgili arkadaşlar sıfırdan ona fizik ve dinamo fizikteki ödevlerimizi lütfen yapmayı unutmayalım. Evet yansıma ile başlıyorum. Işığın izlediği yol üzerindeki doğrultusunu değiştirerek geldiği ortama geri dönmesine yansıma diyoruz arkadaşlar. Yansıma denir. Işık yansıtıcı bir yüzeyle karşılaştığında yansıma yasalarına göre yansır. Sevgili arkadaşlar yansıma yasaları neler? Mesela gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemde olmalı. Aynı düzlemdedir. Gelen ışının normalle yaptığı gelme açısı bakınız burada alfa. Yansıyan ışının normalle yaptığı yansıma açısı beta. Bunlar birbirlerine ne olmalı? Eşit olmalı arkadaşlar yüzeyin şekline göre iki tür yansıma olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet, yüzeyin türüne göre iki tür yansıma var dedik. Bunlardan bir tanesi düzgün yansıma, bir diğeri ise dağınık yansıma. Cisimlerin görülebilmesi, renk ve şekillerin ayırt edilebilmesi dağınık yansıma ile gerçekleşir arkadaşlar. Düzgün yansımaya en güzel örnek düzlem aynadır. Yüzey normali yansıtıcı yüzeyle 90 derece yapan kesikli çizgidir sevgili dostum. Bu genelde öğrencilerin karıştırdığı bir durumdur. Aşağıda verilen K, L ve M düzlem aynalarının yüzey normallerini belirleyerek gelen ışınları yansıtalım. Bakın arkadaşım, K düşey durumda olduğu için şöyle kesikli çizgilerle bir normal belirliyorum. 3'e 1'lik 1 ışın gelmiş. O zaman 1'e 3 noktası olan şu noktadan yansıyacak şekilde geçecektir diyorum. Peki L için aynısını yapalım. Bakınız şöyle kesiklilerle gösterdim. Normalimiz bu. Ve ne yaptık? Gelen ışınımızı şu şekilde yansıttık. M için arkadaşlar normalimiz şöyle. Bakınız. Ve gelen ışınımızı şöyle. ışınlarımızı KLM aynalarında yansıttık. Bir soru çözelim sevgili dostlar. Şekildeki düzlem ayna sistemine gönderilen I ışınının X aynasına gelme açısı teta 1. Y aynasına gelme açısı teta 2 ise teta 1 ve teta 2 açıları kaç derecedir? Şimdi öncelikle X aynasından yansıtıyorum. Şu şekilde bakınız burası 80 derece, 80 60 140 olduğu için buradan da 40 dereceyle geldiğini söyleyeceğiz ve buradan da böyle Y aynasıyla 40 derece açı yapacak şekilde yansıdığını belirteceğiz. Sonra normallerimizi çizdiğimizde burası normal Şurası teta 1. Burada arkadaşlar teta 1'imiz 10 derece. Aynı şekilde buradan gelme açısı teta 2'yi çizdiğimizde bu da 50 derece olacaktır. Teta 1'imiz 10, teta 2'miz 50 derecedir. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. I1, I2 ve I3 ışınları düzlem ayna sistemine şekildeki gibi gönderildiğine göre hangi ışınlar K noktasından geçer demişiz. Şimdi arkadaşlar I1'i hemen düzlem aynada yansıttığımda Bakınız K'dan geçiyor. Daha sonra arkadaşlar bu sefer de I2'yi yansıtalım. I2 şu şekilde gelecek. Buradan da böyle yansıyacak. Bakın K'dan geçmedi. Sonra arkadaşlar bir de I3 için aynı işlemi yapalım. I3'te de bakın 2'ye 1 ile geldim. 2'ye 1 ile bu aynaya gelecek. Sonra buradan da 2'ye 1 ile K'nın üzerinden ne yapacak? Yansıyacak şekilde geçecek. Demek ki hem I1 hem I3 K noktasından geçer diyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. Şimdi düzlem aynada görüntü oluşumundan bahsedelim. İlk olarak ışın göndererek görüntü bulma. Cisimden düzlem aynaya iki ışın gönderilir ve yansıma yasalarına göre bu iki ışın yansıtılır. Yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yerde görüntü oluşur. Sevgili arkadaşlar bir x cismimiz var. Bakınız x üssü görüntüsü oluşmuş. Ne yapmışız? x'ten iki tane ışın göndermişiz. Birinci ve ikinci ışın çizdiğim gibi. Bu ışınların bakınız bu birin uzantısı bu da ikinin uzantısı. Bunların kesiştiği noktada da x üssü görüntüsü oluşmuştur diyoruz. Simetri alma yöntemi var. Bu da cismin aynaya göre simetrik olduğu yerde görüntü oluşur diyoruz. Bakın K'nın ne yapmış? Simetriyi, L'nin simetriyi, N'nin simetriyi ve P'nin simetriyi burada gösterilmiş. Aynı şekilde K-L cisminin k üssü l üssü şeklinde görüntüsü oluşmuş. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Mesela l noktası k noktasından daha yakın. Dolayısıyla l noktası daha yakında oluşacak görüntü olarak k ise daha uzakta oluşacak. Bu ayrıntıyı kaçırmayalım arkadaşlar. Düzlem aynada görüntü özelliklerinden bahsedelim. Düzlem aynada oluşan görüntü özellikleri 1. Aynanın arkasında oluşur ve sanaldır arkadaşlar. Cisim ve görüntüsü aynaya göre simetriktir. Cismin boyu hc ile görüntünün boyu hg arasında eşitlik vardır sevgili arkadaşlar. Görüntünün aynaya olan uzaklığı cismin aynaya olan uzaklığına eşittir. Siz kendi görüntünüze evinizdeki düzlem aynaya baktığınızda sizin görüntünüzle aranızdaki mesafe ne olacaktır? Aynaya olan uzaklığınızın iki katı kadar olmalıdır. Siz aynaya ne kadar yaklaşırsanız görüntünüz de aynaya o kadar yaklaşacak. Ne kadar uzaklaşırsanız o kadar görüntünüz de uzaklaşacaktır arkadaşlar. Düzlem aynada görüş alanı. Arkadaşlar düzlem aynaya bakan gözlemcilerin görebildiği alana görüş alanı diyoruz. Şimdi görüş alanı bulmanın iki farklı yöntemi var. Birinci yöntem G gözlemciden Aynaya iki tane ışın göndermek. Bakınız bu birinci ışın, bu da ikinci ışın. Birinci ışın dik geldiği için kendi üzerinden geri yansıyor. İkinci ışın da köşeden yansımış ve şu gördüğünüz sarı bölge benim görebildiğim alandır. Bu birinci yöntem. Şimdi diğer bir aynaya baktığımızda, bakınız arkadaşlar gözden yine aynanın köşelerine iki tane ışın çekiyorum. Bakınız bu birin yansıması, bu da ikinin yansıması. Yine şu sarı bölge arkadaşlar bizim görüş alanımızdır diyeceğiz. Diğer bir yöntem arkadaşlar gözün görüntüsünü alarak aynaya ışın çekme yöntemidir. Gözümüzün hemen simetriğinde bir G üssü noktası var bakınız eşit uzaklıkta. G üssüden aynanın köşelerine çektiğimiz 1 ve 2 ışınlarının arasında kalan alan yine bize neyi verecektir? Görüş alanını verecektir. Burada da arkadaşlar G'nin görüntüsü bakınız G üssü. Buradan yine 2 tane ışın çekince arada kalan alan yine görüş alanımızı temsil eder. G'nin burada görüntüsünü görüyorsunuz. Yine birinci ve ikinci ışını çektiniz ve arada kalan alan yine görüş alanımızdır diyoruz. Bir soru çözelim. X, Y, Z noktasal cisimleri ve P saydam olmayan cisim düzlem aynı önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre G noktasından bakan gözlemci X, Y, Z cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü düzlem aynada göremez? Sevgili arkadaşlar eğer saydam olmayan bir cisim varsa şöyle yapıyorum ben. G'den önce P'ye doğru ışın çekiyorum. Sonra aynada yansıtıyorum. Bakınız P'den dolayı ne yapamıyor? X'i göremiyor arkadaşlar. Sonra G'nin düzlem aynada görüntüsünü alıyorum. Burası G üssü. Bu sefer G üssüden P'ye ışın çekiyorum. Bakın P'den dolayı kimi göremiyorsun? Z'yi göremiyorsun diyorum. O zaman yalnızca Y'yi görebildiğimizi söylüyoruz arkadaşlar. X ve Z'yi göremiyoruz. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Çok önemli bir notumuz var arkadaşlar. Boy aynasında kişinin kendisinin tamamını görebilmesi için aynanın boyunun kişinin boyunun en az yarısı kadar olması gerektiğini söylüyoruz. Bakınız burada aslında üçgende ne yapıyoruz? Benzerlik kullanıyoruz. D'nin 2D'ye oranı H'ın 2H'a oranı şeklinde bir benzerlik oranımız var arkadaşlar. Kişi boy aynasına dik olarak aynaya yaklaşırsa Aynada kendisini gördüğü alan ne yapmıyor? Değişmiyor. Bir diğer dikkat etmemiz gereken husus, düzlem aynada cismin görüntüsünün boyu, cisimlerin aynaya yakın ya da uzak olması ile değişmez. Daima cismin görüntüsünün boyu ile cismin boyu eşittir sevgili arkadaşlar. Düzlem aynada cismin görüntüsünün yeri gözlemcinin konumuna bağlı değildir. Önemli bir notumuz var. Bir düzlem aynaya gelen ışının geliş doğrultusu sabit kalmak şartıyla ayna alfa açısı kadar döndürülürse yansıyan ışın 2 alfa kadar sapar. Sevgili arkadaşlar bakınız bu gelen ışınımız burada gelen ışına eğer S derseniz burası S üssü yansıyan S2 üssü olsun. Şimdi sen aynayı eğer alfa kadar döndürürsen S üssü ışını ne yapmış? 2 alfa kadar yer değiştirmiş diyeceksin. İçinde düzlem ayna bulunan P ortamına gönderilen I ışını I üssü olarak yoluna devam etmektedir. Buna göre I ışınının gelme açısı kaç derecedir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle biraz büyütelim ekranımızı. Bakın önce I'yı şu şekilde uzattık. I süyü de uzattık. Şurada gördüğünüz açı 40 derece, burası da 90 derece. Şuradaki açı 50 derece arkadaşlar. 50 derecenin açı ortayı olacak şekilde bir düzlem ayna yerleştiriyoruz. Buradaki açı 25, buradaki açı da 25 derece oluyor. Normalimizi çektik. Normalle gelen ışının arasındaki açı ise 65 derece olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, konumu bitirirken yansıma, yansıma yasaları, düzlem aynada görüntü oluşumu, düzlem aynada görüntü özellikleri, düzlem aynada görüş alanı kısımlarını inceledik. Sevgili arkadaşlar, ödüllü sorumuz bu. Bir sonraki konu anlatım videomda bu soruyu çözmüş olacağım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.